aklımızı çalıştırma zamanı. Buradan hükümete önerim budur. Bu ücretleri devletimiz ödesin, Bulgar turistler de rahatlıkla gelsinler ve döviz bıraksınlar. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, sınır kent Edirne'ye komşu ülkelerden alışveriş için gelecek vatandaşlara PCR testinin ücretsiz yapılmasını önerdi. Gaytancıoğlu, Bulgar vatandaşların alışverişe gelememesi nedeniyle Edirne esnafının zor günler geçirdiğini söyleyerek, Türkiye'ye gelecek Bulgar turistlere ücretsiz test anlaşması yapılabileceğini, böylece esnafın ayakta kalabileceğini kaydetti. Yaklaşık bir yıldır pandemi bütün dünyayı etkiliyor. Birçok sektör olumsuz yönde etkilendi ama en çok etkilenen sektör esnaflarımız. Esnaflarımız gerçekten zor durumda. Birçok esnafımızın iş yerleri kapalı, birçok esnafımız kapasitelerinin %5'iyle 10'uyla alışveriş yapmaya çalışıyorlar. Edirne esnafımız da çok ciddi olarak etkilendi. Edirne esnafımız bundan bir ay öncesine kadar bir şekilde çarklarını döndürüyordu ama Bulgaristan'ın Covid testi istemesi ve Türkiye'ye girerken Covid testi istenmesi nedeniyle artık Bulgar turistler Türkiye'ye gelip alışveriş yapamıyorlar. Leva'nın çok değer kazanması Edirne'yi cazip kılmıştı. Bulgar vatandaşlar Edirne'ye gelip alışveriş yapıyorlardı ve hatırı sayılır bir parayı Edirne ekonomisine aktarıyorlardı. Burada çıkış var mı? Burada bir çıkış var. Türkiye Cumhuriyeti şunu yapabilir. Bu büyüklükte bir devletimiz var. Ne yapabilir? Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelmek isteyenler bir gün öncesinde Covid testini olup sonucunu ertesi gün alırlarsa Türkiye'ye rahatlıkla giriş yapabilirler. Bunun ücretinin 100 lira olduğunu biliyoruz. Bunu Türkiye Cumhuriyeti rahatlıkla ödeyebilir. Amaç Türkiye'deki ticareti arttırmaksa bunun bedeli Kırcaali'de, Bilibe'de, Sibelingrad'da hatta Sofya'daki belli başlı hastanelerle anlaşarak buradan belgeler alınarak bedeli bizim tarafımızdan ödenerek turistleri çekebiliriz. Bunun benzer bir örneğini turistleri Antalya'ya, Alanya'ya çekebilmek için yapıyoruz. Uçakların jet yakıtlarının yarısını Turizm Bakanlığı ödüyor. Evet, şimdi aklımızı çalıştırma zamanı. Buradan hükümete önerim budur. Bu ücretleri devletimiz ödesin, Bulgar turistler de rahatlıkla gelsinler ve döviz bıraksınlar.